Bektaşi üzümünün yararları. Bektaşi üzümü yetiştirmesi kolay ve bakımı özen gerektirmeyen bir meyve olmakla beraber bektaşi üzümünün meyvesi her derde deva olmasıyla biliniyor. Bektaşi üzümü A, B, C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Aynı zamanda zengin bir potasyum, fosfor, manganez, bakır ve demir deposudur. Bektaşi üzümü yüksek tansiyon düşürmekle beraber kalp damar hastalıklarının tedavisinde de etkili bir araçtır. Ayrıca kandaki toksinleri temizler ve kolesterolü düşürür. Aynı zamanda bakır ve hemoglobin üretimine yardımcı olur. Bektaşi üzümü vücutta müsil etkisi yarattığından bağırsak aktivitesini de artırır. Bunun da başka idrar söktürücü ve safra kesesini temizleyici özelliği vardır. Bektaşi üzümünün meyveleri aynı zamanda idrar söktürücü özelliğe sahip olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. Bektaşi üzümünün en önemli özelliklerinden biri ise kanser hücrelerinin hastalığı yenmek adına kullanılan ilaçlara karşı olan direncini kırmasıdır. Bektaşi üzümünün meyveleri veya yapraklarından çay yapılmasıyla adet düzensizliğini ve uzamış menopoz kanamasını normal hale getirebilirsiniz. Bektaşi üzümü saçların daha sağlıklı ve canlı uzamasına yardım eder. Taze haliyle yenilen üzüm veya saçlara sürülen bektaşi üzüm suyu saçların beyazlamasını önleyecektir. Göz sağlığı için tercih edilen bir meyvedir. Bektaşi üzümü görme gücünü destekler ve göz problemlerinin önüne geçer. Kemiklerin daha sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Kemik gelişimi için gerekli olan kalsiyumu karşılar. Reg dönemindeki sancı ve krampları antioksidan etkisiyle ortadan kaldırır. Bektaşi üzümü çayı nasıl yapılır? Tercihen porselen ya da cam bir demli bir çorba kaşığı kadar kuru bektaşi üzümü yaprağı konur. Üstüne bir su bardağı kadar kaynar su dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Demlemede metal demlik kullanılmamalıdır. Demlik temiz bir havluya sarılarak 20 dakika kadar bekletilir. Sonrasında yapraklar süzülerek içilir. İsteğe göre tatlandırmak için bir çay kaşığı kadar bal eklenebilir. Sade tüketilmesi tavsiye edilir. Hazırlanmış olan çay yemeklerden yarım saat sonra günde bir fincan içilmelidir. Bitkiye alerjisi olanların, hamile kadınların ve ufak çocukların bu çayı tüketmesi tavsiye edilmez. Yüksek derecede idrar söktürücü özelliğinden dolayı dikkatli tüketilmesi gerekiyor.